Bir vlog başlatıyorum arkadaşlar. Selamlar. Şimdi taşınıyorum ve taşınma sürecini sizlerle paylaşmak istiyorum. Önce size evin içini göstereceğim. Bugün bu odayı boyadık. Bu oda giyinme odası olacak. Şimdi size tek tek odaları göstereceğim. Süreçten haberdar edeceğim. Umarım seversiniz. Vlog tarzı böyle taşınıyorum vlog olacak bu. Bu oda giyim odası olacak aslında. Şuraya dolap gelecek arkadaşlar. Şu bölgeye konsol gelecek. Burası tamamen giyim, benim çekim alanlarıma oluşturulacak. Yani çekim yapacağım. Şurada da işte ayna falan olacak. Kir sepeti. Şurada da yine raflı bir bölüm olacak. Dediğim gibi burası tamamen çekim ve giyim odası olacak. Burası yatak odası olacak. Şuraya yatak düşünüyorum. Şuraya makyaj aynası. Oda oldukça büyük. Şuraya da bir karavan fikri... karavan mıydı? Neydi onun adı ya? Evet, bir karavan değil de böyle şey olarak böyle kapatılıyor, hani arkasında giyiniyorsun. Unuttum şimdi adını. Ondan almak gibi bir planım var umarım. Evin en sevmediğim bölümü burası oldu. Burayı ne yazık ki çamaşır makinesi olarak belirlemişler nedense. Oysa ki banyo bayağı büyük. Buraya kapaklı bir şey yapılacak. Termosifon ve çamaşır makinesi üstte altta olacak. Görüyorsunuz banyo aslında gayet geniş ama nedense tesisatı buraya kurmuşlar çamaşır makinesini. Ve mutfak aslında çok büyük, çok güzel fakat ne yazık ki dolaplar yetersiz olduğu için şuraya dolaplı bir konsol yaptırmayı düşünüyorum. Üstüne de kahve makinelerini dizebileceğim. Buraya zaten buzdolabı gelecek. En sevdiğim alanlardan bir tanesi zaten balkon oldu. Balkonda şu köşeye güzel bir masa sandalye düşünüyoruz. Şuraya. Böyle yani süreç arkadaşlar. Salonu göstereyim bir de şimdi size. Salonda şöyle bir şey düşünüyorum. Aslında şu bölgeye ben koltuk, şuraya televizyon istiyordum. Şunun önü boş kalsın. Buraya da masa sandalye istiyordum ama birçok kişi ve annem dahil olmak üzere birçok kişi öyle olamayacağını söyledi. Buraya koltuk koymam gerekti. Bunun karşısına yani şuraya televizyonun yeri var zaten, televizyon koymamız gerekti. Şuraya da masa sandalye koymam gerektiği söylendi. Bakalım, bu oda için çok çok güzel fikirlerim var. Burası çok geniş bir yaşam alanı olacak. Bu şekilde. İkinci günden selam arkadaşlar. Kalktım, giyindim, süslendim. Şimdi bu odayı da boyayacağımız için buraları bantlıyorum. Bakın bunlar çok önemli teknikler. Gel. Buradan kağıt bantlı değil mi bunun adı? Şöyle yapıyorum. Bunlar el emeği, göz nuru görüyorsunuz. Bunu buradan böyle şöyle yapıyorum ki kenarları boyarken bunlar boyanmasın diye. Zaten aldığımız boya su bazlı ama gene de bir de ekstra bunları silmekle uğraşmayalım diye böyle bütün prizleri ben bantlıyorum. Çırak olduğum için bana bu işler düştü. Şimdi içerki odanın bitmiş boyasını göstereceğim size. Rengi o kadar güzel olmuş ki. Burayı da böyle bantladım. Böylelikle uğraşmayacağız. Dün bu odayı boyamıştık biliyorsunuz. Rengini size çekmiştim ama kuruyunca rengi tam oturmuş ve o kadar güzel bir renk olmuş ki. Bu arada arkadaşlar, bu boya Dior, dün de söyledim. Rengini yazacağım. Katalogda gördüğümüz renkle aynı renk çıktı gerçekten. Hiç şaşırtmadı. Çok sevdim. Çok güzel bir gri. Ne boğuyor ne böyle çok açık kalıyor. Rengi çok beğendim. Bir renk daha aldık mutfak için. Onu da bugün size göstereceğim. Biraz sizi bilgilendirmek istiyorum. Aslında evi tutalı 3-4 gün oldu. Fakat işte boyayı alma, seçme süreci biraz uzun sürdü bizim için.
Dün eve girdik ve ilk odayı boyadık gösterdiğim gibi. Bugün mutfağı boyayacağız. Sonrasında koridorla devam edeceğiz. Ve yavaş yavaş eşyaları seçip almaya başlayacağız. Bu süreçte de sizi yanımda götürmek istiyorum. Eşya seçimi, onu mu alsam, bunu mu alsam, o masa mı, bu masa mı, bunlara bakacağız beraber. Umarım seversiniz. Aslına bakarsanız bu telaşa da vlog çekmek benim aklıma gelmedi. Fakat dün paylaşımımdan sonra Instagram'dan Merve abla lütfen süreci bizimle paylaş DM'leri aldıktan sonra vlog çekmeye karar verdim. Evet, şimdi arkadaşlar yatak bakmaya gidiyoruz beraber. Tramvayı bekliyorum. Tramvaya bineceğiz, fıt diye gideceğiz ve güzel bir yatak alacağız. Kafamda bir iki tane marka var. Bakalım hangisini beğenirsem ona göre alacağım. Şey, bir yandan da YouTube kanalıma bir... Bu yatağı bayağı beğendim. Bu yatak 24 bin liraymış arkadaşlar. Bu mağazanın adı ne? Aspendos Yatsam. Jojo Otelik. Ay, Yatsam burası. Şimdi... Şimdi yatak bakmaya geldim arkadaşlar. Yatakçıların oradayım ama rujum bozulduğu için bir rujumu tazelemek istiyorum yürürken. Memnun oldum. Ufuk Bey, memnun Antalya'dakileri bekliyoruz İdaş'a. Hoşçakalın. Evet, kendinize iyi bakın. Sağlıklı günler. Şöyle yolun üstünde Vivienne'yi gördüm. Bir gireyim bakayım dedim. Şu renge bayılıyorum arkadaşlar, kremit. Şu şöyle kremit rengi istiyorum kesinlikle koltuğun rengini. Çok hoşuma gidiyor bu renk benim ya. Ve bayağı da rahatmış bu koltuk ha. Olmazsa olmaz kahvelerimizi yaptık arkadaşlar. Saat 6 gibi falan. Mutfak şöyle baya baya tertemiz oldu, bakın renk çok güzel. Bu da neydi, Yeliz Çağlı mı ne, öyle bir şey. Bu da farklı bir renk. Ve koridorda şöyle gördüğünüz gibi tertemiz oldu. Ve o yüzden biz de bir kahveyi hak ettik. Şu Smek'ten bana gelen hediye vardı ya, onunla yaptık kahvemizi. Çok gerçekten sıcacık bu saate kadar kalmış kahveler. Boya spatulamızı şu an suyla arındırıyorum arkadaşlar. Görüyorsunuz, her şey emek emek, böyle kendi el cihazlarımızla yaparak oluyor. Bence böyle daha keyifli. Şimdi bunu yıkıyorum. Bahsettim mavilere, İçimdeki yaralardan. Telife girmese, şarkı söyleyeceğim dese telife giriyor arkadaşlar. Bütün fırçaları su bazlı olduğu için boya bu şekilde kazıya kazıya ellerimizle temizliyoruz. Ki farklı bir boya yapacağımızda yine bu alet ve edevatımızı kullanabilelim diye. Bayağı güzel oldu. Eğer bayağı içmesin de bakalım siz beğenecek misiniz? Yorulduk arkadaşlar. Anneme geldik. Annem güzel yemekler hazırlamış. Yemeklerimizi yedik. Ve şimdi sürpriz. Kargolarım gelmiş. Dedim ki beraber açalım. Sizinle birlikte seviyorsunuz diye. Bu karışıklıkta çok güzel hediye gelmiş oldu. Mutlu etti beni bu durum. Bakalım neler gelmiş Sinoz'dan.
Önce bu maşallah. Ops. Wow. Aa, ne güzel. Şöyle bir bant. Bir yağ geldi. Oo, Sinoz'un güneş koruyucusu gelmiş. Bu ürünler yeni çıkmış sanırım. Bana da göndermişler. Bir tık akmış yalnız ağızlarından. Ve yoğun bronzluk jeli. Wow, çok merak ettim. Teşekkür ederim. Çok tatlı. Ve bir de ikinci kutu hediyesi var. Yani bir kargo daha gelmiş. Bir de ona bakalım nelermiş. Oy. Buna da bakalım. Bunda neler? Şöyle hediyelerle şey yapmak. Nerede ya bu şey? Bakalım bunda neler var. Aa! İki tane gelmiş. Aynısından iki paket göndermişler. Teşekkür ederim. Ay şimdi daha da keyfim yerine geldi, görüyorsunuz. Yazın nelerle bronzlaşacağım ve tenimi nelerle koruyacağım belli oldum. Thank you Sinoz. Çok yorgunum arkadaşlar. Geberiyorum, hemen yatacağım. Yarın vlog devam edeceğiz. Görüşürüz. Günaydın. Bugün vlogun 3. günü arkadaşlar. Şimdi IKEA'ya gideceğiz. Bugün IKEA turu yapacağız. Sizi de yanımda götürüyorum. Yol üstünde bir de Enzaho'ma uğrayalım dedik. Bakalım içeride ne gibi güzelliklerle karşılaşacağız. Şu takımı bayağı beğendim arkadaşlar. Bakın siz de. Biraz da kelebeğe bakalım arkadaşlar. Yeni kokuyor. Şöyle bir mağazayı göstereyim arkadaşlar size. Size de fikir olsun. Şu an Antalya'daki kelebekteyiz bu arada. Bilginiz olsun. Şöyle bakalım neler varmış. Uzun uzun masalar. Şu masayı bayağı beğendim arkadaşlar. Bu arada kelebekte çok hoş şeyler var. Zaten benim çok sevdiğim bir marka biliyorsunuz. Şu takımı bayağı beğendim. Büfesi değil. Yani şu konsol değil ama şöyle çok hoşuma gitti. Evet. Bir özet geçeyim arkadaşlar. Enzaho'ma girdik yol üstünde. Bir Enzaho'ma baktım. Yani ben çok klasik bir oturma odası istemiyorum açıkçası. Böyle takım takım duran, klasik, gold, altın, mermer. Daha spor bir oda istediğim için tabii ki Enzaho'm biraz fazla klasik kaçtı bana. Ve açıkçası koltuk benim için çok önemli. Ben yumuşacık bir koltuk istiyorum. Hani böyle şey yaparsın ya, televizyon izlersin, uzanırsın, gömülürsün ya koltuğa. Öyle bir şey istiyorum. O yüzden Enzo'dan çok verim alamadım açıkçası. Sonra karşısında kelebek vardı. Kelebeğe girdim. Kelebek sevdiğim bir marka. Kelebekte bir takım beğendim. Yani bir oturma takımı beğendik aslında. Masa sandalye benchli. Çok rahattı sandalyesi gerçekten. O takımı düşünebiliriz belki. Şimdi rotamız IKEA. IKEA'ya gidiyoruz. Bakalım orada neler beğeneceğiz. Çekiyor musun? Şimdi IKEA'ya geldik arkadaşlar. Bakalım IKEA evimizin her şeyi mi değil mi öğrenmiş olacağız birazdan. Evet, bayağı bir yorulduk arkadaşlar ama İstediğim koltuğun stoğu bitmiş. Gıcık oldum. Beğendiğim, tek beğendiğim koltuk vardı. Onun stoğu bitmiş. Ve yani birçok şey daha bulduk. Bazılarını bulamadık ve gerçekten aşırı derecede sinirim bozuldu. Elde var sıfır. Yani kısacası moralim bozuldu. Çünkü istediğim tek koltuğun stoğu bitmiş. Kafamız karıştı bayağı bir.
Moralimiz de bozuldu. Şimdi yemek yemeye geldik. Karnımız acıktı çünkü. Yemek yiyeceğiz. Sonra hiçbir şey almadan ellerimiz bomboş döneceğiz. Ya bir insanın istediği tek bir koltuğu beğenir de o koltuğun stoğu biter mi ya? Böyle bir şey olabilir mi? İngiliz Home'a geldim şimdi arkadaşlar. Bugün çok hızlıyım görüyorsunuz. Bir sürü yer dolaştım yani. Birazcık bakınacağım. Anneler Günü indiriminden yararlanmak istiyorum. Şöyle bir beğendiğim şeyler olursa gösteririm size de. Şu vazoyu çok beğendim ya. Çok tatlı değil mi? Selam tekrar herkese. Vlog'un 3. günü mü 4. günü mü artık unuttum gerçekten. Kaçıncı günü bilmiyorum. Sabahleyin eve bir takım eşyalar geldi, gördünüz, size de minnacık çektim. Şimdi ben tekrar IKEA'ya gidiyorum. Çünkü biliyorsunuz en son gittiğim gün, yani geçen gün karar veremedim bir türlü. Ne yapacağım, ne edeceğim, istediğim koltuğun stoğu bittiği için. Böyle bir karman çorman olmuştum, kafam karışmıştı. Ve hiçbir şey alamamıştım. O yüzden şimdi tekrar gidiyorum. Yani tekrar geldim. Bugün karar vermek zorundayım çünkü artık beyaz eşyanın bir kısmı geldiği için eşyaya karar verip almak zorundayım. Beraber karar vereceğiz yani şimdi. Arkadaşlar yukarıda dolap olaylarını hallettim. Dolabı beğendim. Orada tasarlattırdım. Dolap olayı halloldu. Makyaj masasını da hallettirdim. Şimdi mutfak bölümüne geldim. Mutfak bölümünde eksik, hoşuma giden birkaç şey alacağım. Bunların hepsini muhtemelen siz ikinci vlogda izleyeceksiniz. Çünkü bu vlog bu pazar yayında olacak. Açılan aldıklarımı yerleştirirken hepsini de muhtemelen ikinci vlogda izleyeceksiniz. Onu söyleyeyim şimdi ben. Şu hale bakar mıyız arkadaşlar ya? Evin şu haline bakar mısınız? Her yer, her yerde tam manasıyla gördüğünüz gibi. Berbat derecede. Evet, taşınmak böyle bir şey işte. Sanırım size en son IKEA'da bırakmıştım mutfak bölümünde. Eve geldim arkadaşlar. Oldukça yorgunum. Bütün gün ve günlerdir acayip yoruldum. Sizlerin de gördüğü gibi ama sonuç çok güzel olacak, çok tatlı olacak. Bugün için eve geldim. Evin darmadağın halinde gösterdim size. İçler acısı ama olsun. Sonuç mükemmel olacak. O yüzden bu kadar yorulmaya değer diyorum. Ve bugün için gün bitti aslında. Şimdi bir hot dog tarzı bir şeyler hazırlayacağım kendime. Yemek yiyeceğim. Ondan sonra da güzel bir duş alacağım. Bugün benim için bitti. Ya bir sonraki güne vlog'a devam edeceğim. Ya da ikinci partta izleyeceksiniz geri kalanı. Şöyle sosisli yapacağım arkadaşlar, karnım acıktı. Şöyle malzemelerimiz burada. Bir yandan da patates kızarıyor. Akşam yemeği de bu olacak. Ve sosisli hazır arkadaşlar. Evet, sanırım vlogda 5. gündeyim arkadaşlar. Ya 4 ya 5. Şimdi tekrar salona koltuk bakmak için çıktık. Size de göstereceğim. Yarın
Video yayında olacak arkadaşlar. Başlıyoruz. Çok güzel şeyler var Antalya'daki Viviensa'da arkadaşlar. Bayağı zevkli şeyler var. Yani eşya almayı düşünüyorsanız buraya mutlaka uğrayın. Çok zevkli şeyler gördüm. Ama ben ne alacağımı henüz karar veremedim. Bakar mısınız? Çok güzel şeyler var şu masa sandalye falan, şu... Gerçekten çok hoş şeyler var. Bize şu köşe takımını önerdi beyefendi. Güzel, fena değil. Fiyatı da bayağı uygun. Buradan gelip böyle bakabilirsiniz. Şu da çok güzel mesela bakın. Çok hoş bir masa sandalye. Şimdi gezmeye devam ediyorum arkadaşlar. Bir Viviensa'ya girdik, size de çektim. Şurada bir kilim mobilya vardı, ona girdim. Şimdi gezmeye devam ediyoruz. Enza'ya gidiyoruz tekrar. Hadi gelin gidelim. Şimdi Enza'da da şunu çok beğendim arkadaşlar. Bu masayı gerçekten çok beğendim. Ben daha spor yapmak istiyorum odayı ama bunu çok şık ve çok beğendim gerçekten. Mola vakti. Şöyle bir kahve içelim dedik. Tatlı aldık enerji depolamak için. Ve şimdi tekrar... Yani bunları yedikten sonra tekrar yola koyulacağız arkadaşlar. Ne alacağımıza karar verdik ama size sürpriz olmasını istiyorum. İkinci vlog bekleyin bence.